Merhaba arkadaşlar. Birazdan sizlerle seçtiğim YDS, YÖKDİL ve YKS dil sınavları için faydalı olabileceğini düşündüğüm 5 tane, 6 tane o civarda bir soru çözeceğiz. Ve umuyorum ki size faydalı olur. Daha sonra da izleyebilirsiniz. Yayını kaydetmeye Sorularımıza çalışacağım. geçelim. Soru çözerken eğer bir sorunuz olursa tabii ki bana sorabilirsiniz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Soru çözeceğim. Bu soruların dediğim gibi hemen tekrar edeyim. YDS, YÖKDİL ve YKS dil sınavları için özellikle faydalı olacağını düşünüyorum. Nasıl soru çözülür? Değişik soru hangi türde, hangi sorularda nasıl çözmek gerekir? Bununla ilgili de birkaç bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Birinci sorumuzla başlayalım. Gördüğünüz gibi birinci sorumuz bir kelime sorusu. Bu kelime sorusunu çözerken aslında bizim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi buradaki verilen boşluk, bunun öncesi ve sonrası bizim için çok önemli. Bazen cevaplar sonrasında, bazen de öncesinde bize açık bir şekilde ipucu vermekte. İşte biz burada bakalım. These novels illustrate the authors blank for the struggles of young people and the proper help that should be given. Şimdi burada gördüğünüz gibi özellikle for the struggles of young people, yani gençliğin çektiği sıkıntılar, mücadeleler and the proper help that should be given. Yani uygun, proper burada uygun anlamında uygun yardımın verilmesi gerektiği ile ilgili bir şeylerden bahsediyor. Demek ki romanlarında yazarın neyi gösteriliyor ve ne için dediğimizde buradaki şıklardan uygun bir şıkkı bulmaya çalışacağız. Şimdi birinci şıkkımıza bakalım. A şıkkı decide. Bu decide genelde bizim karşımıza deceitful diye daha çok çıkar. Deceitful. Yani bu yalancı, hilekar anlamında, sahtekar anlamında bazen kullanıyor. Yani bu sıfat olarak kullanılıyor. Ama decide tek başına buradaki şekliyle daha çok hilekar demek. Burada hilekarlıkla ilgili herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi gençlerin çektiği sıkıntılar ve onlara verilmesi gereken yardım diyor. Bu sebepten dolayı biz A şıkkı olamayacağını görüyoruz. Obligation ise zorunluluk demek. Obligate, being obligated to, bir şeye zorunlu olmak. Şimdi burada yazarın zorunluluğu der miyiz, demeyiz. Çünkü daha güzel şıklar da var. Burada zorunluluk uygun bir şık değil. Biraz daha içten gelen bir şey olması lazım. Obligation'ı da sildik. Bu arada gelen herkese merhaba diyorum. Alteration, alter kökünden gelir. Alter, değiştirmek demek. Alter. Aslında Türkçe'de alternatif diye bizim çokça kullandığımız bir yapı. Alternatif yani farklı çözümler, yani değişik çözümler. İşte bu değişimle alakalı şey. Alternate değiştirmek demek. Alternatif yine bir seçenek anlamı da var. İngilizce'de de alternatif. Kısacası bu değişimle alakalı bir şey ve burada yazarın değişimi der miyiz? Yazarın değişimi yine demeyiz. Evet, burası biraz karıştı. Decide eledim, obligation eledim, alteration gitti. Disturbance, yazarın rahatsızlığı. Yazarın rahatsızlığı der miyiz? Yani yazarın rahatsız dememiz için bir gerek var mı? Yok. Bundan dolayı bizim aslında concern, yani onun ilgisi, alakası. İlgi alaka kelimesi nereden geliyor derseniz, hemen şuradan bakarsak bakın. For struggles of young people, yani gençlerin çektiği bu sıkıntılar, the proper help that should be given, onlara verilmesi gereken uygun bir yardım. Yani bu biraz daha içsel, içten gelen bir şeydir ve doğru cevabımız concern olması gerekmektedir. Concern, yani ilgi, alaka anlamına gelen concern. Diğerlerini hızlıca şöyle bir temizleyeyim, yeniden bakalım. Decide, hilekarlık. Sahtekarlık olmaz. Obligation, zorunluluk. Alteration, değiştirme, değişiklik. Disturbance, rahatsızlık. Ve doğru cevabımız concern
Burada ilgi alaka. Bir hemen size ekstra bir bilgi. Bakın. Concern kelimesi genelde for ile kullanılır. Şöyle yapayım daha güzel gözüksün. Concern for. İşte burada zaten görüyorsunuz. Bakın. Concern for somebody or something. Bir şey için ilgisinin olması. Evet, birinci sorumuzu böyle çözdük. Şimdi ikinci sorumuzda devam etmeye çalışalım. İkinci sorumuz ise in a network combining the entire world, no one will be trustworthy enough. So connecting your computer to the internet is blah blah going to bring some risk. Şimdi burada ise gördüğünüz üzere bir tüm dünyayı bağlayan, bakın burada tüm dünyayı bağlayan bir ağdan bahsediyor. No one will be trustworthy enough. Kimse yeteri kadar güvenilir olamaz diyor. Kimse yeteri kadar güvenilir olamaz diyor. So, bu yüzden connecting your computer to the internet. Bakın, sizin bilgisayarınızı internete bağlaması is going to bring some risk. Yani nokta nokta bir şekilde, çünkü burada bir zarf var, nokta nokta bir şekilde riskler getirecektir diyor. Şimdi nokta nokta bir şekilde riskler getirme olayında nasıl bir risk getirir? Hemen tek tek inceleyin. Burada inadequate aslında kökü itibariyle adequate yeterli demek. Adequate. Aslında buradaki enough'la aynı anlamda. Enough, adequate eş anlamlı. Adequately yeterli bir şekilde, inadequately yetersiz bir şekilde. Şimdi yetersiz bir şekilde risk getirecek der miyiz? Demeyiz. Yetersiz bir şekilde risk getirmek denmez. Incomparably karşılaştırılamaz diyor. Şimdi karşılaştırılamaz deyince benim hemen aklıma compare, çünkü karşılaştırmak demek, comparable karşılaştırabilir. Incomparably karşılaştırılamaz. Benim aklıma hemen yani karşılaştırmayla ilgili bir şeyler geliyor. Şimdi burada tek bir şeyden bahsediyor. Incomparably aslında burada çok uygun bir şık değil. Inevitably, bakın evitable kaçınılabilir demek. Avoidable gibi. Avoidable ya da evitable. Inevitable kaçınılmaz bir şekilde. İşte buradaki anlamı burası biraz daha tamamlıyor. Tüm dünyayı bağlayan bir network var. Bununla da aslında internet daha sonra bahsediyor. Hiç kimse güvenilir olamaz. So connecting your computer to the internet is inevitably kaçınılmaz bir şekilde riskler getirecektir. Yani burada bizim aslında doğru cevabımız ne olmak zorunda? C olmak zorunda. Inevitably. Şimdi diğer şıklara da bakalım hemen. Sınavda da böyle yapmayın. Direkt birisini buldum diye hemen geçmeyin. Inequally, yani eşit olmayan bir şekilde. Inequally. Eşit olmayan bir şekilde risk getirecek der miyiz? Demeyiz. Hele de inevitably gibi başka bir şık varken bunu demeyiz. Effective, etkili demek. Etkili. Ineffective, etkisiz. Etkisiz bir şekilde risk getirecek der miyiz? Demeyiz. Bu şık da elendi. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olmak zorunda? C şıkkı olmak durumunda. Evet. Dolayısıyla genel olarak anlama baktığımız zaman şöyle diyeceğiz. In a network combining the entire world. Öyle bir network ki bu tüm dünyayı bağlıyor. No one could be trustworthy enough. Hiç kimse yeteri kadar güvenilir olamaz. So connecting your computer to the internet is inevitably going to bring some risks. Kaçınılmaz bir şekilde riskler getirecektir diyor. Özellikle burada şuraya bakın. Inevitably going to bring some risk. Going to yapısı gelecek, getirecek. Oradan ecek acak. Bazı birkaç risk gibisinden. Burada da some koymuş. Hemen dipnot. Some'la beraber ister sayılabilen ister sayılamayan isimler kullanabilirsiniz. Burada risks sayılabilen some risk. Bu da sayılabilen bir yapı olduğunu görüyoruz.
Aslında bu bir bağlaç sorusu. Bağlaç sorularında özellikle dikkat etmeniz gereken konuların başında, aslında ben her zaman bunu söylüyorum tüm öğrencilerime. Bakın burada virgül var. Bize aslında burada bir duraksama var diyor. Bizim için en kritik olan şeylerden birisi de şudur. Ben mesela burada boşluk var ya, boşluktan sonra gelen yapı, burada Civil War yapısı, Civil War, bu bir cümle mi yoksa isim veya isim grubu mu? Bu çok önemli. Cümle mi, isim veya isim grubu mu? Şimdi burada özellikle baktığım zaman sadece The Civil War. The Civil War demek iç savaş demek. Aynı Suriye'deki bir savaş gibi. Bu sivil savaş diyenler var. Bu yanlış bir kavram. Civil War yani halkın kendi arasında yaptığı savaş gibi. Her ne kadar günümüzde Civil War olayı değişik seviyelere çıksa da bu aslında Civil War dediği iç savaş. Şimdi konumuza geri dönelim. Ben burada bir tane bağlaç seçeceğim. Bu bağlaçları da özellikle seçerken size ne dedim? Civil War yapısının ne olduğu çok önemli. Devamını okuyorum. Those years turn out to be a golden era for magazine industry. Magazine industry dediği bizim dergilerin basılması magazine. Bu şekilde bir şey düşünebilirsiniz. Dergi endüstri veya o şekilde düşünmeniz gerekiyor. Those years, o yıllar turn out to be a golden era. Altın çağını yaşamış for magazine industry. Şimdi siz burada bir olumlu bir şey var. Bu soruları çözerken her zaman böyle yapın. Size tavsiye. Bakın virgülden sonrası golden era diyor. Şimdi daha belirgin bir renk seçeyim. Golden era diyor. Ve bir şey için çok olumlu bir şey olduğundan bahsediyor. Demek ki çok olumlu bir şeyse ben burada ne diyeceğim? Burası pozitif diyeceğim. Yani anlam pozitif. Bakın burada anlam pozitifse ama burada negatif bir anlam var. Çünkü civil war olumsuz bir anlamdır. Buraya ben negatif koydum. Yani burası olumsuzken, olumsuz bir yapı, burası olumlu bir yapı. Demek ki ben aslında olumsuzdan olumluya çevirebilmem için benim burada öyle bir bağlaç gerekiyor. İki, arkasından isim veya isim grubu alacak bir bağlaç gerekiyor. Şimdi ben aslında buraya en uygun şıkkın alttaki şıklara baktığımda rağmen tarzı, buna rağmen gibi bir yapı ararım. Obviously, açık şekilde demek. Açık şekilde den sonra siz Civil War demezsiniz sadece. Biraz daha geniş bir cümle kurun. Obviously deyip bir cümle kurmanız lazım. Bu çok uygun değil. Şimdi diğer şıklardan oldu anlam olarak süper olur. Fakat yapı olarak olmaz. Neden? Oldu'dan sonra biz her zaman hemen yanına yazayım. Bakın oldu artı ne kullanacağız? Cümle. Oldu'dan sonra cümle geldiği için hiçbir zaman ben bu yapıda bunu kullanamam. Dolayısıyla benim aslında bu şıkkımda yanlış oluyor. C şıkkımda yanlış oluyor. Pertaining to bu ilgili alakalı demek. Yani bir şeyle ilgili alakalı. To gördüğüm için arkasında ben evet bir isim grubu arayacağım. Ama bununla ilgili olarak dediğinizde negatiften pozitife çevirecek bir gücü, bir yapısı yok. Onun için bunu da eliyoruz. Nevertheless kendisinden sonra bir cümle alır. Ve kendisinden önce ve kendisinden sonra bir noktalama işareti alır. Ve nevertheless burası için uygun değildir. Nevertheless'tan sonra yine aynı şekilde ben bir cümle beklerim. Yani artı bir cümle gelmesi lazım nevertheless'tan sonra. Demek ki bu da uygun değil. Bunu denedikten sonra cevabıma geliyorum. Bakın despite'den sonra her zaman isim ya da isim grubu gelir. Despite. Aynı buradaki gibi. Ve despite rağmen anlamındadır. Olduğu ile aynı anlamdadır. Sadece arkasındaki yapıdan dolayı böyle bir durum var. Arkasındaki gelen yapıdan dolayı despite'i seçmemiz gerekiyor. Despite the civil war, iç savaşa rağmen those years turn out to be a golden era for magazine industry. O yıllar bu magazin dergi
sanayisi. Sanayi demek çok önemli. Dergi ne diyebiliriz? Alanı için veya o endüstrisi için diyelim. Bir altın çağı olmuş. Altın çağa dönüşmüş o yıllar. Olumsuz, olumlu. Despite. Demek ki cevabım benim despite olması gerekiyor. Yani buradaki doğru cevabımız bizim despite olacaktı. Şunu şimdi yapayım en azından. Şöyle yapalım. Despite olacaktı cevabımız. Dolayısıyla ben hemen tekrar ediyorum. Although ve nevertheless bunlardan sonra cümle geleceği için evet negatiften pozitife çevirir ama ikisinden sonra da cümle gelmesi gerekir. Burada bir cümle yok. Obviously açık bir şekilde never pertaining to da alakalı demek. Bu ikisi de anlam olarak uygun değil. Dolayısıyla benim geriye kalan en uygun yapım despite. Ekstra bilgi sorumuzu çözdük. Artık bir iki ekstra bilgi vereyim. Bakınız despite'dan sonra şunu rengi biraz koyu bir şey seçelim. Evet, despite ve in spite of. Bakın bu ikisi aynı anlamdadır. E rağmen demektir. Ve bu ikisinden sonra da isim ya da isim grubu diyecektim. İsim ya da isim grubu. Peki benzer yapılar ne var? Bakın. Although. Bu hemen hemen her sınavda çıkar. Yani bunu kesin bilin artık. Bu da e rağmen demektir. Although. Even though ayrı yazılır. Though. Bundan sonra da cümle. Bir de tek bir tane daha var. Though artı cümle. Bunlardan sonra şu son üçten sonra gelir. Bunlardan sonra isim veya isim grubu gelir. Ve her zaman although, even though, though bunlar cümle alırken bunlar da isim grubu alır ve anlamları hepsinin de e rağmen, şuna rağmen, buna rağmen, buradaki gibi iç savaşa rağmen şeklinde bir cümle veya yapı oluşturabilir. Güzel. Şu ana kadar 3 soru çözdük. Bu canlı yayını kaydedeceğim. Umuyorum ki bir sorun çıkmaz. Bazen Instagram sağ olsun sorun çıkarıyor. Evet, devam edelim şimdi. Bakınız. Sorumuz aslında bir sıfat aramamızı istiyor bizden. Nereden anlıyorum ben bunu? Çünkü expensive'den sonra and varsa and her zaman, bakın and her zaman böyle çok soru çözersiniz. And her zaman paralel yapıları bağlar. Yani and'den önce gelen yapı ve sonra gelen yapı aynı şey olmak zorunda. Cümle ise cümle, zarfsa zarf, sıfatsa sıfat, isimse isim. And paralel yapıları bağlar. Böyle çok soru çözeceksiniz. Bunu aklınızda bulundurun. Şimdi ben devam ediyorum. Cümlemizi okuyalım. Tea was first offered to Turkish people as an alternative to coffee. Bakın. Çay ilk olarak Türk insanlarına, Türklere as an alternative, bir alternatif olarak, kahveye bir alternatif olarak sunuldu, offered. Hani alternatif, alternative diye okunur. Bu yapıyı konuşmuştuk ya, hatta nerede konuştuk biz bunu? İlk sorumuzda falan konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Siz bakarsınız video izlerken. İşte bu yapı, bakın alternative, to coffee, kahveye alternatif olarak, as an. Şimdi buradaki bir relative clause yapımız var. Relative clause yapımızda hemen göstereyim. Bakın, coffee'den sonra which gelmiş ve bunu aslında ekstra bilgi veriyor şu an. Çünkü virgül var, virgüllü yapılar non-defining relative clause. Ekstra bilgi verirdi, hatırlarsınız. Defining ve non-defining. Bu non-defining olduğu için ekstra bilgi veriyor. Şimdi bakıyorum. Coffee which had become. Demek ki bunun olma olayı daha önce. Bakın burada offered var, burada had become. Was first offered. Burada simple past varken burada past perfect var. Demek ki bunun aslında şöyle düşünün. Had become diyor ya. Bunun pahalı olma olayı sunulmasından önce. Had become expensive. Pahalı hale geldi ve nokta nokta hale geldi. Siz şimdi
Sorumuzun çözüme bakarsak pahalı hale gelen ve pahalıya benzer bir şey arayacağız. Yani ne olur da biz kahve yerine insanlarımıza çayı öneririz, çayı içsinler diye söyleriz. Şimdi bizim kendimize soracağımız soru, bu soruyu cevaplamak adına bu. Şimdi bakalım. Expensive, pahalı ve proper, uygun der miyiz? Demeyiz. Yani pahalı ve uygundu. Çok saçma oluyor. Olmaz. Paralel yapılar olacak. Çünkü burası expensive, negatif bir yapı. Ben burada yine bir negatif bir anlam çağrıştıracak bir şey bulmam lazım. Devam edelim. Hard. Expensive and hard. Pahalı ve hard'ın çok anlamı var. Sert, katı, zor falan. Bunların hiçbirisi aslında kahvenin hani çay yerine sunulmasını sağlayacak bir sıfat anlamında değildir. Rare, aslında biz bunu simple present tense'in zaman yapılarında çok görüyoruz. Rarely, hani nadiren dediğimiz yapı, nadiren. Dolayısıyla rare, nadir demek, nadir. Evet, kahve pahalı ve nadir, yani bulunması zor, nadir, pahalı ve bulunması zor. Evet, anlam olarak bu biraz daha diğerlerine göre uygun. Yani ben rare'ı daha öncelikli seçerim diğerlerine göre. Ama hemen bu şık demiyorum ve devam ediyorum. Çünkü diğerlerini elemem lazım. Bakalım. Rare, recent. Recent. Yani recent güncel, son zamanlardaki bir şeyin böyle hani yeni falan gibi anlamları var. Pahalı ve yeniydi. Pahalı ve günceldi falan der miyiz? Demeyiz. Bunu da kırmızıyla sileyim. Bunu da eledik. Visible, görünür demek. Visible der miyiz? Görünürdü der miyiz? Demeyiz. Bakın nadir. Pahalı ve nadir hale gelen kahve yerine Türk insanlarına çay sunuldu diye çevirebiliriz. Bundan dolayı yapımız bu yapıya and yapısıyla birlikte bağladığı için expensive ve en uygun eşlik edecek bizim sıfatımız burada. Rare olacaktır ve cevabımız nadir, kıt bulunan. Bunu da hemen şuraya yazayım madem öyle. Yani rare'ın şöyle anlamları var. Mesela nadir, kıt. Hani deriz ya biz işte kıtlık. Kıtlık nereden geliyor? İşte buradan mesela rare. Şimdi bir tane de gramer sorusu çözelim ve en azından bugünü tamamlayalım. Birazdan bitireceğim. Bu sorudan sonra bitirmeyi düşünüyorum. She explained. Hemen şuradan uygun bir şey seçelim. Evet. She explained that. Açıkladı ki. Bir şeyi açıklamış. Ne açıklamış? She had initially wanted blank, boşluk, up her son for adoption because she did nothing, she, boşluk, able to care for him. Bakınız, şimdi burada çok önemli yapılar var. Hemen dikkatinizi çekmek istediğim yerler var. Şurayı bir temizleyelim. Bakınız, öncelikle biz bu tip yapılarda gramer sorularında mutlaka neyi belirlememiz lazım? Zamanları belirlememiz lazım. Bakınız, explained, açıkladı. That she had initially wanted. Because she did nothing. Bakın hepsi bizde ne, hangi tensleri çağrıştırdı? Past tensleri çağrıştırdı ve zaman farkı var mı yok mu ona da bakmamız lazım. Demek ki biz bir geçmiş zamanla ilgili bir şey okuyoruz. Güzel. Şimdi sorumuzu çözerken dikkat etmemiz gereken bir konu. Bakın, want istemek. I want to go. You want to swim. Bakın, want'tan sonra biz her zaman to yapısını kullanırız. Doğru mu? Dolayısıyla ben aslında burada seçenekler arasında want to give, want to be given, want to have given yapılarına öncelik vermem gerekir. Wanted giving yapısını ben kullanmam. Want giving, wanted giving yapısı kullanılmaz. Uygun bir şık değil. Bunu kırmızıyla hemen çizeyim. Ve yanlış bir şık olarak. Bakın having given bu özellikle
Relative clause indirgemelerinde aktif yapı indirgemelerinin zaman farkı olduğunda kullandığımız yapılar. Bu derin bir konu. Belki zamanımız olursa bununla ilgili de bir soru çözeriz. Having given yapısı burada uygun bir yapı değil. Şimdi ben burada araştırmam gereken şey şu. Give up her son. Bakın give ile ilgili bir up gelecek. Give up her son for adoption. Adoption aslında siz çocuğunuza bakamazsınız ve bu durumda onun başkası bir tarafından evlatlık edinmesi. Adopt, evlatlık edinmek demek. Evlatlık edinilmesi için yani evlatlık için bırakacaktı. Yani bu kişi, she dediğimiz kişi bırakır mı, bırakılır mı? Yani burada bir aktif yapı mı bakacağım, pasif yapı mı? Aktif yapı. Yani wanted to be given, verilmek istendi değil de çocuğunu vermek istedi dediğimiz için bu pasif olduğundan dolayı sildim. Bakın daha ilk bölümlere bakıyorum. İkinci bölümlere hiç bakmadım. Dolayısıyla ilk bölümlerden 3 şıkkı eledim. Son şıkkımız yani eleyeceklerim arasında bakın wanted to have given yapısı bir zaman farkı. Yani daha önce vermek istedi falan gibisinden böyle çok bariz bir zaman farkı olsa wanted to have given gibi bir yapı aslında doğru olabilir gibi dursa da biz bu have given yapılarını daha çok mesela superlative formlar first, second ya da pasif fiilleri takipten sonra it was explained that şöyle açıklandı ki it was bu yapılarda biz zaman farkı varsa have given yapılarını kullanıyoruz. O yapılar yoksa böyle normal bir fiil varsa biz bu yapıları zaman farkı da yoksa bu yapıları kullanmıyoruz. Hem buradan hem de ikinci kısımda is var bakın. She did not think she is. Hem did not diyoruz, she is diyemeyiz. Buradan dolayı da D şıkkı yanlış. A şıkkı doğru olması gerekiyor çünkü tek bu kaldı. Peki A şıkkı neden doğru? Hemen onu da açıklayıp sorumuzu bitirelim. Bakın A şıkkının doğru olmasının sebebi de şu. Wanted'dan sonra to gelir. Güzel. Bir kere burayı sağladık biz. Wanted to. Ve verb 1 gelir. Wanted to give. Çünkü herhangi bir zaman farkı yok, herhangi bir kısaltma yok, bir şey yok. Wanted to give. Ve aktif yapı. Çocuğunu evlatlık için vermek istedi. Şey explained, açıkladı ki ilk başta, initially ilk başta çocuğunu evlatlık vermek istedi. Because, çünkü she did not think she would be able to care for him. Yani bu normalde she will be able to care for him. Onun bakımını üstlenecek, çocuğunun bakımını üstlenebileceğini düşünmedi. İşte C'ini yapısını ben did ile kullanabilmem için will'i would yapmam lazım. Bundan dolayı she did not think that she would be able to did ile will olmayacağı için bunu would'a çevirmem lazım. Bundan dolayı doğru cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacak. O açıkladı ki ilk başta çocuğunu evlatlık vermek istedi. Çünkü o çocuğuna ona onun bakımını üstlenebileceğini, bakabileceğini düşünmedi. Be able to ebilmek getiriyor. Burada will de ecek acak would yapısına dönüyor dikten dolayı. Evet arkadaşlar bugünlük soru çözümümüzü bitiriyoruz. Şurayı temizleyelim. Bu sorularımız tekrar ediyorum YDS, YÖKDİL ve YKS dil. Bunlar için geçerlidir. Dinlediğiniz için herkese teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.